La takrabu hazihi şecerete. Yani buradaki ben onu şecereyi soy diye çeviriyorum. Takrabu la takrabuyu da sakın akraba olmayın diye çeviriyorum. Senin soyunun olup olmayacağı belli değil. Sen soyunu benimle birleştirirsen senin soyun da benim soyumla beraber ebediyete Üstad çok uzanır. fantastik Şimdi bir bir yorum oldu dakika ya. hocam. İnanılmaz bir Bir dakika batini, hocam. fantastik bir yorum. Sen batini de ne Yani o dersen de. zaman bizim Yunanistan'ın Panteonu'ndaki Zeus, Hermes bunlara hiç itiraz etmememiz lazım. Bu adamlar doğruyu konuşmuş. Böyle tanrılar bizim uzaysal varlıklarımız olarak Hocam hep bir dakika üzerimizde durmuş. müsaade et. İnsanoğlunun bir çiftleşme durumu var. Doğru mu? Doğru. Çıplak olman Bir gerekiyor. soy Doğru var mu? burada, soy Hayır, anlatılıyor. doğru mu? Türler var. Oradaki çiftleşme derseniz nasıl bir çiftleşme oldu da sonrasında soyundular? Yani şu an o Uçuracaksınız. kadar çok Ben metafizikle cinlerle, ilgili bakın. seans ya da benzeri şey izledim ki senden çocuğum var diyen cinler Evet, var. Mümkün hocam değil hocam intiharlar. bunlar. Onlar Kandırırlar. annesi hepsi çocuğunu şey. 2 dakikada Çocuğunun öldürüyor sesini bana. duyuruyorlar Ya ona. bunlar Ses bak, bu geliyor. nasıl bir Çocuğum şey biliyor senden musun? ya da gece işte Yani uyandığında çok akla ve makule bir uyan hal şeyler almış değil. Çok oluyor. özür dilerim. Seninle O cinsel ilişki cinlerin yaşadım diyor. bir prototip tanıtım var. O tanıtımda bunun özellikleri ortaya çıkıyor. O özellikler ortaya çıktığı andan itibaren buna itiraz eden de ayrı bir o grubun içerisinde bir varlık var. O varlıkta istemiyorum ben diyor böyle. Yani bu projeyi istemiyorum. Projenin kendisine karşı çıkıyor. Çünkü proje devam ederse, bunun nesli devam ederse bir hak kazanacak. Hukuki hakkı orada tanınmış olacak. Şimdi oraya itiraz ederken hocamın dediği gibi kendi özelliklerini söylüyor. Bu ilk başlangıçtaki meclisteki itiraz. Oradan bir şey olmuyor. Sen bir mecliste mesela bir konuya itiraz edebilir misin? Edersin. Ama bir karar alındıktan sonra artık ona devam edersen itirazını ve eyleme dökersen burada olay bitiyor. Eyleme dökme aşaması şöyle anlatılıyor. Bu cennette gezin. Yani neslinizi devam ettirin. İstediğiniz yerden istediğiniz şeyden yiyin için. Bunu söylüyor. Orası cennet mi? Cennet denilen bir yer ama bu cennet bizim Kur'an'da öldükten cennet diye mi sonra geçiyor? gideceğimiz Cennet mi? cennet olmama ihtimali var. Neden? Kur'an'da cennet geçiyor mu? Tabii cennette diyor. Olmama ihtimali nasıl E oluyor o şöyle zaman? oluyor çünkü şeytan işin içinde. Yalan dolan var ondan sonra. Kandırma var. Emir var. Cennette yasak yok. Bizim gideceğimiz Allah izin verir gidersek hiçbir yasak yok. Burada yasak var. Şuraya Ama bizim yaklaşma. gideceğimiz cennet belki orada öyle bir durum olabilir. Cennette hiç yasak olmaması gerekir. Bu cennette yasak var. Onun için biz bu cenneti ayırıyoruz. Tamam. Ve bir de iblis bunun Bizim içinde gideceğimiz geziyor. cennet mi orası da? Belki Değil. değil. De İşte o öyle yüzden fark anlıyoruz. olabilir dedim Öyle ben. anlıyoruz. Yani Ama öyle burası olma ihtimali de var. Anladım. bir alemin içerisinde, bu kainat dediğimiz alemin içerisinde bir bölge. Ama dünyada olmayabilir. Ha dünyada da yorumlar da olmuş. Yine eski klasik yorumlarda var böyle. Onları ayırabilmek lazım ama uzun uzar konu. Neyse. Şimdi bu itirazını eyleme döküyor. Oradaki o iblis denilen yaratık. Bu bir tür bu. Tür ismi iblis. Hani biz kötü mana yüklemişiz ama bir türü temsil ediyor. Çünkü o cinlerdendi diyor. Onların yani cin grubuna ait olduğunu söylüyor. Bir türe ait olduğunu söylüyor başka bir ayette. Şimdi o itirazını şöyle devam ettiriyor. Eyleme döküyor. Eylemde Allah'ın koyduğu bir yasak var. O yasak şu ağaca yaklaşmayın diye çevrilmiş. Orada La takrabu hazihi şecerete. Yani buradaki ben onu şecereyi soy diye çeviriyorum. Takrabu la takrabuyu da sakın akraba olmayın diye çeviriyorum. Ben böyle çevirince farklı bambaşka bir şey çıkıyor. Belki hocam ona da itiraz eder bilemiyorum. Ama hocamın Yani Sadece hocam itiraz etmez hayır, ona bir hocamın söyleyeyim. yaptığı şeyden de bir şey anlaşılmıyor. Neden yani bir ağaçtaki meyveyi yesen ne olur, yemesen ne olur? Buradan bu kadar Ama şey hocam nereden öyle bir şey çıkar? söylerseniz o Bakın zaman buna bir sürü gıda malzemesi içecek var. Hepsini yiyoruz ama hocam şunu haram bir şey değil içme o. diyor. Haram değil o. Orada Fahrettin yapılan Razi, yorumlar. çok özür dilerim üstad. Buyur hocam. Bir şey oldu cevap vereyim. Fahrettin Razi bu konudaki burada temsil edilen şeyle aslında beraber olmayı kastediyor. Yani işte Ne demek hocam? Aç bir orada. araya gelme, Ne demek o? Ha. cinsel Ha, ilişki. bak hocam da aynı yere geldi. Bitti. Bakın Olay ya bitti yani. üstad, bakın Bak bu gördün mü? ama Fahrettin Razi de aynı şeyi söylüyor. Şimdi yani ben nereden bunu kafamdan cinsellik uydurdum? beraber Yani olma hayır kavramını şu bakın an yani zaten kelime olarak tasra ilk o zaman defa şunu söylediğiniz istiyorsunuz. Benim secereden bildiğim açarak devam edelim o zaman. hocam Çünkü sadece benim anlaşılmayacak. bildiğim mutlak doğrudur diye ben size Fahrettin Razi'nin bu temsilin altındaki yorumunu sunuyorum. Ben Yani de aynı yorumu dolayısıyla yapıyorum bu bir zaten. yorum bir şeydir yani.
Mutlak doğru olarak ha tamam şey oldu diye. Delilleri tamam var. Devam edelim hocam. Hazı hiç ecerete. La takrabu. Hı hı. Takrabuyu yaklaşma diye yazmışlar. Yaklaşma değil. Bu nerede karik geçiyor? Cinsellikle ilgili eylem içeren başka ayetlerde geçiyor. Zinaya yaklaşma derken aynı şeyi söylüyor. Ulema da diyor ki bir peygambere edepten yani. Edepten bir peygamber bunu burada yapamaz hocam, diye. Hocam daha peygamber özür değil o. Fark orada etmez. Adem o. O dünyaya ya geldikten Adem, sonra peygamber oluyor. Yani... Bak şimdi böyle şeyler bunlar hep kendi senaryolarını kanıtlamak için klasik yorumcuların getirdiği şeyler. Şu anda biz bir peygamberden bahsetmiyoruz. Tamam. Adem'den bahsediyoruz. Hatta Hazreti Adem olmamış da. Yani bir orada bir prototip. Tamam. İnsanlığın ilk babası bu. Prototip. Şimdi burada şu ağaca yaklaşmayın. Ben öyle yapıyorum yorumu. İşte Fahrettin Razi'nin de dedi. Şu soyla akraba olma. Bu ne demek? Bir cinsel eylemi yasaklama. Yani o bulunduğu cennet ortamında cennet diyoruz. Evet. Başka ırklar da var. Var. O ırklarla ve bunların şeyleri, kromozomları yaklaşma birbirine uyumlu. Bunların çocukları olabilir. Melez ırk doğabilir. Oradan bütün bunları anlıyoruz. Ve bu orada bir laboratuvar var mıydı üstad? Hocam, beraber yaşayan canlılar var ve bunların şeyleri uyumlu. Neden yasak koysun? Şu yasak anda peki bu ki laboratuvar ortamında mesela bir maymunla bir köpekten dolayı bir canlı bunlar varlıklar ve bunları işte oradan insan mı beşer mi oraya da gelmek lazım. Bunlar hepsi insan türü, insanımsı, birbirine kromozomları yakın, birbirinden çocukları olabilme ihtimalleri kuvvetli. Çünkü yasak konmuş. Yasak konduğu için de bu itiraz eden yaratık devreye giriyor. Ve onlara bir sürü vaatlerde bulunuyor. Bulunduğu vaatler o cennet ortamında hiçbir şekilde kabul edilmeyecek vaatler. Gel sana sonsuzluk vereyim, sana uzun ömür vereyim, sana yıkılmaz bir saltanat vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim. Zaten cennetteyim ben. Zaten yıkılmaz saltanatın içindeyim. Zaten sonsuz hayatım var. Her şey var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bunu siz nereden buluyorsunuz? Sonsuz hayat, sonsuz bilgi. Burada söylüyor hocam. Hayır. Adem'de bu bilgi cennette eksik. Diyor. Adem'de, Adem'e denmiş mi ki sen fani olacaksın. Buradaki hayatın kısa. Sana biz uzun hayat vermeyeceğiz. Yani böyle bir bilgiler var mı ki? Nasıl Adem bu eksiklikten dolayı. Şey. Adem bu cennette eksiklikten. Hocam, cennette. Adem bu eksiklikten dolayı şeytanın ihvasına kapılıyor. Bak sen aslında burada sürekli kalmak istiyorsun ya. Burası çok güzel ya. Şurada da melekler toplantısı var ya. Onlar gibi olmak istiyorsun ya. Şu ağaçtan yemen lazım. Bak hem ölümsüzlüğü istiyorsun hem de melekler gibi olmak mı istiyorsun? O halde şu ağaçtan şöyle yemen diyor lazım. Ya da sizin deyiminizle siz burada kalmak mı istiyorsunuz? Soyunuzu üretmeniz lazım. Şeceretül hult diyorsunuz ya. Soyunuzu evet, akraba, karip yakınlaşarak devam ettirmek istiyorsunuz. Bu anlam Şöyle çıkıyor. Şöyle yapalım yorumu. Burada şeytanın vaat ettiği aslında mantıksız değil. Biz şimdi mantıksız gibi görüyoruz. Mantıksız değil. Şöyle söylüyor. Soyunu benim soyumla birleştir. Benim soyum senden önce de vardı. Ta ezele dayanıyor ve ebede kadar gidecek. O zaman senin soyun da bu bir projedir daha. Senin soyunun olup olmayacağı belli değil. Sen soyunu benimle birleştirirsen senin soyun da benim soyumla beraber ebediyete uzanır. Çok fantastik şimdi bir dakika hocam. İnanılmaz bir batini, fantastik bir yorum. Sen batini de ne yani o zaman de. Bizim Yunanistan'ın Pantheon'undaki Zeus, Hermes bunlara hiç itiraz etmememiz lazım. Bu adamlar doğruyu konuşmuş. Böyle tanrılar bizim uzaysal varlıklarımız olarak hocam, bir üzerimizde durmuş. Hocam bir dakika müsaade et. Şimdi buna kanıyor. Kanınca bu şeytanın da tuzağına düşüyor. Buradan ne anlıyoruz? Bir yan bir melez dal çıkmış. Ve Allah'ın bu projesi iptal olma ile karşı karşıya kalmış. Melez dal çıkmış dediğiniz... İşte burada beraber inin birbirinize düşman olarak diyor yani sonradan. Hazreti Adem orada, Hazreti Havva orada, tabii, İblis zaten orada. Ondan sonra kaçınıyorlar, cennet yapraklarını örttü diyor falan. İşte bu çok... Yani hocam, inin deyince o zaman sadece kim iniyor? Kim sadece Adem yani, iniyor, şeytan inmiyor. Yani, hocam bak. Buradan in, çık. Ya buradan kovulmuş, taşlanmış olarak... Yani. Hazreti Adem ya da Hazreti Havva soyundan bakın, ne diyor burada? Bazınız bazınıza düşman olarak inin. E kim o bazıları? Siz sadece Adem'in ve Adem'in yan dallarında. Hayır şu ben orada değilim. Kimlerle değilim beraber iniyorlar? Bakın, hocam ayet var işte ayeti yorumla o zaman. Önce epistemolojide 3 durum var bilginin anlaşılmasıyla ilgili. Bir Allah'ın vahiy olarak insanlara bildirmiş olduğu bilgi hocam, özür dilerim. Bir, geleceğim ama önce sizin yani algınıza bir şey yapmam için. 2 insanların tecrübeleriyle kendisine edinmiş olduğu bilgi. Üçüncüsü de başkalarının anlatmış olduğu bilgi. Şimdi ben
buradaki bilgimi başkalarının bana ve vahyin bana anlatmış olduğu bilgiyle ne diyorum? Diyorum ki burada bazınız bazınıza düşman olarak kim? Zaten zıtlıklar var diyoruz ya, şeytan kimin örneği? Şeytan iblis, sonra şeytanlaşıyor. Kime karşı? İyiliğe karşı, Adem'e karşı, Safiullah'a karşı. Onu söyle hocam. İşte ben onu söylüyorum. Adem ve hanımı Havva. Birbirine düşman indi. Hayır, bu sizin yorumunuz. Şeytanla beraber yeryüzünde o vadeolundan güne kadar birbirleriyle düşman olarak iniyor. Tamam, o zaman hocam, ben şunu şöyle anlıyorum. Adem ve Havva yeryüzüne şeytan geldi, düşman oldu. İniyor demesi mantıklı. Yok, şu an dünyada. Bir düşman olarak inin deliği şeyi yorumluyoruz şu anda. Mesela kim olabilir bu? Adem'le Havva iniyor. Hocam inmeye daha gelmedik. İnmeden orada öncesinde şecere olay şu, çok sıkıntılı yani, bir olay. Şecere şöyle işte. Bilgi kaynağını yani akıl gazıyla ya da bir, yani uyuşur ve tutarlı bir şeyler olması lazım hocam, ki. Hocam çok tutarlı bize. Bu senaryo tam yerine oturuyor. Şimdi bu bir elma yemeyle cennetten kovulma nasıl gerçekleşiyor? Sen onu anlatman bu elma, lazım. Ama bakın, elma zaten Hristiyanların bizim sözü. Elma yok. Kim bizekilerin sözü de buğday. Sadece ağaç var. Bizde de buğday. Ağaçta ne vardı? Ağacın kabuğunu mu yediler? Ağacın meyvesi deniyor. Ya bir meyve şey. Elma olsun, başka şey olsun. Yani bir meyve yemekle cennetten neden kovulalım? Bakın emre itaat meselesi var. Özür dilerim. Tamam, yani sen öyle yorumluyorsun. Emre itaat şu. Emre, sonucunda bir şey var. Çıkması lazım. Sonra soruyor Adem'e ve şeytana. Sana bu şeyi yaptıran neydi? Niye Adem'e secde etmedin yani? Gitme de dedim sana diyor. Tabii yaklaşma Allah, dedim diyor. Soruyor yani. Tabii. Adil yani. Bir yargılamayla soruyor. Belki de orada kızma da var şeytana yani. Hocam sen ben anlatayım kendi şeyimi. Tamam hocam devam edin. Şimdi benim şeyime göre, yorumuma göre. Burada yan sonra. Bir dal, melez bir dal olma ihtimali kuvvetli. Ve bunlar birbirine düşman olarak yeryüzüne gönderiliyorlar. Şimdi buradan biz neyi anlıyoruz? Bu benim söylediğimi destekleyen Sad suresinde peygamberimiz kendi eşrafına şeyini anlatırken, inananlar da var, inanmayanlar da var. Gerçek inananlar var. Onları ikna etmek için şöyle diyor. Ben nereden bilecektim? Meleği alada birbirine husumet besleyerek yapılan tartışmaları. Burada demek ki bir meleği ala denilen bir meclis var. Burada gruplar Sad var. Sad suresinde ne yapıyorsun? Söyleyeceğim şimdi. Bak çıkartırım. Sad suresi yerini bulurum. Yahtesimuni diyor. Bunlar birbirine husumet besleyerek bir tartışma yapıyor. O tartışmanın ne olduğunu da bize anlatıyor. Ondan sonraki anlatılanlarda iblisin itirazı, kovulması gündeme geliyor ve anlatılıyor. Sad suresinden buradan ben sana anlatayım hocam, bulayım yerini. Evet. Şimdi yok, takılmayın yani arkasından sözler gelsin. Yani, özür dilerim. Arkasından yani, siz, sözler şöyle. Şöyle siz bitirmeye şimdi, çalışın. Şimdi sen racimlerden oldun. Kovulmasını bu sözle anlatıyor. Yani meclisten kovuluyor. Racim ne demek? Şeytanı racim. Racim bir cinsel eylem karşılığında verilen ceza. Bu ceza rejim edilmek, taşlanmak, kovulmak. Ama burada eylem cinsel. Cinsel bir eylem var. O cinsel eylemi yaptığın için sen meclisten kovuldun. İtirazını devam ettirdin ve eyleme döktün. Ve burada bir şeyler oldu. Ve meclisten kovuldun. Ondan sonra iblisin İtirazları var. Ben onları şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Senin yolunun önüne geçeceğim. Onları kandıracağım. Şunu yapacağım. Sana itaat eden çok az bir kimse bulacaksın. Sonra yine Rabbin sözü var. Evet, doğru söyledin. Zaten bu şekilde olacak şeklinde. Yani sen de doğru söyleyenlerdensin. Ama işte seni, sana inananlarla birlikte, hepsini yani senin yolundan gidenlerle birlikte hepsini cehenneme atacağım diye. Şimdi burada ne anlatılıyor bize? Burada bir sistem var. İnsan denilen yeni bir yaratık kararlaştırılmış ve bu bir tür olarak, bir proje olarak ortaya konuyor. Bu projeye itiraz geliyor ve bunu bozmak için girişimde bulunuyor. Ve bozmakta da bayağı bir mesafe alınıyor. Ve o mesafe alındığı zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Bir insan var, insandan gelen onun çocukları var. Bir de yan bir melez dal var. Bu yan bir melez dal olduğu andan itibaren bu proje bozulmuş gibi görünüyor. Ama bu proje bozulma istenmiyor. Çünkü bu proje bozulursa iblisin daha büyük itirazı, daha büyük başka bir sistemde karışıklık çıkartma ihtimaline karşı bu melez dalla beraber dünyaya gönderiliyor ve bunların homojenleşmesi, hepsinin insan içerisinde karışması isteniyor. Zaten bize Kur'an-ı Kerim'in bütün anlattığı şey bu homojenizmi oluşturun. Bütün insanlar aynı bir tür olsun. Bu ayrı ayrı. Peki şey nereden çıkıyor? Adem'in iki oğlunun kavgası.
İki oğlunun kavgası nereden çıkıyor? Hocam şimdi diyecek ki bir tanesi çift doğuyordu, öbürünün çiftiyle evlenmek istemedi bilmem ne. Şimdi bu şekilde bakarsan bir şey anlayamaz. Klasik ve diğer insanlar. Ama işte öyle diyor yani. Ya şimdi bu klasik öyle anlıyor. Ama bilgi yani ben bunu red mi edeyim? Hocam o şekilde sen soruyorsun. Onu anlıyorsun ama oradan sonuca gidemiyoruz. Şimdi burada bak şu öldüren Adem'in oğlu öldürüneni kendi soyundan olan kızla evlenmek istiyor. Yani onu aynı şekilde öyle yorumlamış klasikçiler. Demiş ki aynı bir batında doğan kendi kardeşini almak istedi. Kendi kardeşini almak istediden çıkan yorum şu. Ben kendi genetik yapımı yani bu melez yapıyı aynen korumak istiyorum. Bugün zaten olan şey bu. Onu korumak istiyorum ama Allah'ın buradaki muradı şu. Birbirinize inin düşman olarak ama homojen olun. Heterojen kalmayın. Yani o onun kardeşini alsın, öbürü onun kardeşini alsın. Bu ne demek? Genetik yapı homojen olsun demek. Ama öbür çocuk itiraz ediyor. Ve onun verdiği kurban kabul edilmiyor. Ve o da gidiyor onu öldürüyor. Kardeşini öldürüyor. Şimdi burada daha insanlığın başında insanın iki ayrı tür gibi genetik yapıları farklı oluşmasının bir şeyini görüyoruz, mücadelesini görüyoruz. İnsanlık daha başında proje çatlatılmak isteniyor tekrar iblis tarafından ve iblisin soyunun öykünen bir Adem'in oğlu hocam, tarafından. Hocam bu kadar önemli bir bilgi Kur'an-ı Kerim'de olmaz mı? Var işte yani, Adem'in oğlu öldürdü diyor. Neden öldürüyor? Yani ırkla çiftleşti, geldi biz onlara peki söyledik, zaman iki ırk birleşti. Bunlar yazılırdı. Bu işte tamamen Hazreti Adem ve Havva'dan hocam, bahsederek devam ediyor. Irk. Sembolik bir, anlatımlar. İkincisi de şu da var. Bir cinle bir insanın üremesi mümkün sen mü? Sen cini şimdi uçan kaçan varlık olarak anlarsan hayır, cin, o da klasik şey. İblisin cinlerden olduğunu biliyoruz. Bir cinle bir tamam, insanın cin üremesi nedir, mümkün mü? Cin nedir? Cin dediğin senin benim gibi aynen yaratık. Burada göremiyorsun. Hayır, cin tamam, saklı onlar demek. Enerji boyutları yani, farklı, bizim farklı, enerji diye bir şey farklı. Yok. Enerji diye bir biyolojimiz, şey yok. Biyolojimiz her şeyimiz şöyle farklı. Bir cinle bir insan üreyebilir mi? Bak min mağri cin minnar. Lazım. Zaten yan dallar i̇şte, öyle yan dallarsa üremiş işte. Bırakın sadece mesela meleklerle cinlerin üremesi, insanların cinlerle üremesi, meleklerin meleklerin insanlarla üremesi. Yani bu kadar böyle dallar çıkacak. Biz ya de bunlar bunların hiçbirini göremeyeceğiz. Benim yani yorumuma göre bunlar galaktik sistemde var olan türlerdir. Bu türler şimdi biz burada göremiyoruz ama bir türdür, vardır. Hı. Ve ondan devam eden bu bitti sistem mi peki dünyaya o, yansıyor. Dediğiniz tür bitti mi? İşte dünyaya devamlı indikten dünyada sonra bu sistemin devamını biz yaşıyoruz şu anda. Hayır, bu mücadele hayır. Nedir? Buna öykünen üredi insanlar var. Ya, İblisle peki üredi dediğiniz dünyaya inen ırk, hani Hazreti Adem'in normal ırkı devam ederken o diğer ırk da devam ediyor mu şu anda? Var işte İsrailoğulları buna öykünüyorlar. Kendilerini ayrı bir yere hocam, bağlıyorlar. Hocam onlar öyle düşünüyorlar. Düşünüyorlar düşünmesi ama. Düşünmesi olacak evet. Anlamına onlar da insan bak, sonuçta etten gel kemikten. Burada İsra suresinde. Onlar sadece vaat edilen topraklar bak, üstün İsra ırk falan suresinde, diye kendilerini avutuyorlar. İsra suresinde Hazreti Nuh'tan bahsederek onlar Hazreti Nuh'un gemisinde taşıdıklarımızı anladı diyerek ayrı bir vurgu yapıyor. Ve bunların Hazreti Nuh'un gemisinde başkalarının da olduğunu anlıyoruz buradan. Bu ayrı bir öykünen tür veya melez diyelim. Bunun vurgusu var Kur'an-ı Kerim'de. Neden onu söylüyor acaba İsra suresinde? Ondan sonra da İsrailoğullarının macerasına geçiyor anlatıyor 11. ayete kadar. Orada da neler olacak, neler olacak, neler yapacaklar. İki kere şu olacak, üç kere bu olacak. Şimdi burada bir şey anlatılıyor. İyi anlamamız lazım. O anlatılanda dünya üzerinde bir boğuşma var ve bu boğuşma dünyanın içinde üretilmiş bir şey değil. Dünyanın dışından ta insanın yaratılışından dünyaya yansıyan bir şey ve hala devam ediyor. Ve bunu ısrarla devam ettirmek isteyenler var. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu bilgileri bize anlatması bu iş ta başında böyle oldu. Buradan geliyor. Bütün olaylar buradan geliyor. Buna göre anlayabilirsiniz diyor. Yoksa öbür türlü biz klasik yorumlara baktığımız zaman bir şey anlayamıyoruz. Ha, anlıyoruz. Şunu yapın, şöyle davranın, böyle davranın. Tamam onlar Allah'ın bize tavsiyeleri. Uyarsın veya uymazsın. Hesabını öbür tarafta verirsin. Ama işin özü nedir? Bu neden oluyor? Altında ne var? Neden bu boğuşma? Neyle uğraşıyoruz biz? Geliyorlar, geliyorlar, dünyayı ele geçireceğiz diyorlar. Bütün olaylara bak, dünya tarihine bak. İsrailoğulların tarihi. Kur'an-ı Kerim bu kadar İsrailoğullarından neden bahsediyor? Aç, dörtte birinde direkt %90'ına kadar da dolaylı bağlantı var. İsrailoğulları. Yani diyebilirsin ki bu kitap İsrailoğullarına gelmiş diyebilirsin. O kadar İsrailoğullarından bahsediyor. Neden bundan bahsediyor, başka bir kavimden bahsetmiyor? Ama ben hala şeydeyim. Yani Hazreti Adem'le yani insan ırkıyla cin ırkının üremesi mümkün değil. İşte sen cini
uçan kaçan varlık olarak uçan, algılarsan değil, onların öyle oluyor. Ateşten olması, metafizik ateşten bir varlık, değil, şöyle. Metafizik bir varlık olması, bizim bedenimizle hocam, onların aynı olması. Hocam ateşten değil, bak klasik yorumdan gidiyorsun. Ateş diye bir şey yok. Min maricin minnar. Artı bunu, üremesinden bunu şey bahsederken insanoğlunun o meniden bahsediyor. Oradaki durum nasıl? Bak Rahman suresinde cinleri şöyle anlatıyor. Halakal cinne min maricin minnar. Ne demek bu? Min maricin. Maric. Min maricin minnar. Halakal canne. Halakal canne. Canne gizlenmiş. Evet. O gizli olanları da mariçten yarattık. O da nardandı. Şimdi mariç ne demek? Maracel bahreyni yeltekıyan. Maracel bahreyni yeltekıyan. Ayırmak, ayrıştırmak. İki denizi birbirinden. Salınmak. Ayrıştırmak değil. Birbirine salmak. Salınmak ne i̇ki demektir? İki denizi birbirinize saldığınızda o ayrıştırıyor mu? Öyle mi? Maracel bahreyni yani, iki denizi birbirine evet. Saldı. Yeltekıyan karışmazlar. Üstad inanın yani hocam, kısır şeyleri çok özür dilerim. Yani, şimdi marici anlatıyorum bak. Bize bir fırsat verildi. İnsanlara faydası olacak. Lütfen cümleler kuralım. Tabii ki çok faydası oluyor işte. Bu, ben anlatıyorum. Sisteme anlatıyorum. Bak mariç, yani şimdi insanların zihninde bakın şöyle bir dünya oluşturacaksınız. O kadar çok metafizikle ilgili bakın, seans ya da benzeri şey izledim ki senden çocuğum var diyen cinler evet, var. Evet. Bütün intiharlar. Onlar. Annesi çocuğunu iki dakikada öldürüyor. Çocuğunun öldürüyor, sesini bana duyuruyorlar ona. Bunlar, ses bak, geliyor. Bu nasıl çocuğum bir şey biliyor senden musun? Ya da gece işte uyandığında. Yani çok akla ve makule uyan şeyler bir çok oluyor. Özür dilerim. Senle cinselin yaşadım diyor. Cinlerin bir sürü şeyde yanlış yorumlanması. Bu da İsrailiyat hikayelerinden geliyor. Ve özellikle zaten yapılıyor. İnsanları yani korkutmak hocam, için, yani insan projesini baltalamak için. Ya, bu tamamen batını bir yorum. Yani hocam mariç diyor, sen bunu dilerim. Söyle. Hayır ben size bu konuda cevap vermek istemiyorum. Yani marici minnar. Bakın makul olan bir şeyleri herkesin ortak kabul göreceği makul peki olan hocam, bir hocam oradaki minnizar. Mevzu bana secereden sen hayır bu bir ağaçtır ve meyvedir. Yani bu tafsir yorum var, tevil yapmışsın. Secere, bu secere kısmı bir ırk, bir nesil üreme değil midir diyorsun? Bakın yani tabii ki yani öyle de olmuş çünkü Arapça, olsa bile. Şey bakmak bakın, lazım Arapça ne demek? Öyle olmuş. Sen ya bir kendi saniye, yorumunu yap hocam. Tamam, benim yoruma itiraz müsaade ediyorsun. Edin. Buyur, buyur, müsaade edin. Yani öyle olmuş olsa bile size yakınlaşma anlamında söylüyorum. Ben özür dilerim üstad bir saniye bir sakin ol. Ben neticeye bakıyorum. Sonuçta bizim geldiğimiz nokta dünya. Ve bize verilen bir süreç var. Bir yemek var. Bunu yiyeceğiz. Enerji kazanacağız. Bize verilen bir dünya durumu var. Ve biz buradayız. Biz buna bakıyoruz şu anda. Ne yorum yapıyorlar? Diyorlar ki işte bu ağaç. İşte İsrailiyat ne dedi? Bu elma dedi. İslam literatüründe buna elma demedi, ağaç diye yaklaştı. Kimileri tevil etti, kimileri işte şöyle yorum yaptı. Sonuçta bizim geldiğimiz durum burası. Bir kısmı da dedi ki bir Safiyullah. Hocam, anlayamadım. Doğru. Yani burada şimdi insan nasıl üretildi? Şecere ne? Sen ne anlattın? Oraya geliyor hocam. Şecereyi anlatsın yani. Şimdi ne oldu? Bunlar o ağaçtan yedikten sonra onlara ayıp yerleri gözüktü. Neden oldu? Söyle onun neden olduğunu. Ağaçtan bir şey ince ayıp yerine nasıl bakın ben ya? Onu şöyle algılıyorum. Siz ben batın yoruma değilim. Klasik müfessirler hocam, bu kanda çok akla uygun ve hocam, tutarlı. Getir, ondan sonra mutlak aklın çıkarımını yapan yani hocam, bununla ne oldu? Allah'ın emrine itaatsizlik var. Şeytana ne dedi? Sen benim şu çamurdan yarattığıma neden ibadet etmedin diye sorusunun karşılığında o bir yorum getirdi. Adem de ne yaptı? Bu hatanın karşılığında Rabbena zalemne enfusene biz kendi nefsimize zulmettik. Ve inlem tagfirlene eğer sen bize mağfiret etmez, bağışlanma. İşte kulluğunun gereğini yerine getirmeye başladı. Şeytan tamam. Ne yaptı? Kıyasa devam etti. Adem ne yaptı? Halini ve ortamı iyi kavradıktan sonra Allah'a muhalefet edilmeyecek. Onun hikmetinin bu emirle nereye nasıl ulaşacağını kavrayamadığı için yani o sırada da hikmetin seviyeleri ona açılmadığı için kendi halinde Allah'tan mağfiret diledi. Hocam, Allah razı olsun. Özür dilerim. Allah özür. Ya üstad bir sakin ol. Bitirsin ya. Hocam. Lütfen, ama ağacı anlatmıyor ki yani. Tamam, işte, ama orada şu normal ya, bu bir bilgi. Şey. Yani onları biliyoruz. Allah Resulü şöyle diyor ki siz yeryüzünde Allah Resulü bir hadiste diyor ki eğer hiç günah işlememiş olsaydınız hepinizi yoktan tekrar yok eder ve yerinize günah işleyen kavimler getirir ve siz onlara tövbe etmeleri için imkan verirdik. Bakın bir şeytanla insanın konumunda bakın ağaç kısmında şu var. Şeytan geldi girdi insana muhalif bir zıtlıklar var. Şeytan yeryüzünde iblis, cin ve insanın şeytanlaşması, iyiyle ve kötünün çatışması var. İnne hedeyne yani şimdi hoca yani vaaz diye söyleyecek ama bir durum var ya. Hocam yani. Camide bizim, şey anlatır gibi anlatıyorsun da ağaçtan hiç bahsetmiyor benim hocam. Benim insanlarımın camideki ağaçtan insanları yiyince dedi ayıp yerleri açıl dedi. Şimdi ağaçta bir madde olması lazım o zaman. Yani ağaçtaki meyvada
öyle bir madde var ki. Olmadan da daha önce gözleri görmüyor. Ceza olarak açılamaz. Hayır canım, şimdi ağaçtan yiyince açılıyor. Somut bir şeyden bahsediyor. Yani şimdi ağaçtan yiyor. Demiş olsa ki şu telefonu şuradan şuraya koyun. Bu, siz gelmiş bu telefonun mahiyetine takılmışsınız. Biz burada emri verenin hocam, şeyine takılıyoruz. Yapamazsın. Bak, burada siz somut olmamasına cezaya. Özür dilerim yorum yaptığınızda. Çok açık, ben sadece zahiri yorum siz yapıyorum. Ağacın bu konuda yani. Hocam bak, sen kendin zahir söyledin. Zahir yorum mu yapıyorsun? Zahir yorum şu bak. Şimdi ağaçta bir şey var, meyve diyelim. Lütfen içindeki İsminiz, proteinlerini de söyleyin. Hocam içinde bir şey olması lazım. A17 daha önce var mı? Görülmeyen A17 demek çıplak var mı? Olmaları burada bu meyve yiyince görülür hale geliyor. Bu içindeki şey neydi? O zaman hocamın yorumu böyle oluyor. Şimdi hayır, yani bu ağaçta bir şey var. Çıkmasından dolayı Allah'ın bir şekilde bir cezası olamaz mı yani? Olur da. Evet, utansınlar diye. Allah anlattığına göre. Çünkü bir utanma hissediyorlar. Tabii şimdi ki. Şöyle Murat Bey bak, Allah bir şey anlatıyor bize burada Kur'an-ı Kerim'de. Hocam da ağaç yorumuna göre gidiyor. Şimdi hocamın yorumuna gidersek ağaçta yenilen meyve öyle bir şey yapıyor ki insanın daha önce gözü bağlıyken o gözünü açıyor. O zaman orada bir madde hocam, olması lazım. Hocam siz meyveye takıldınız. Ya da meyveye takılırım çünkü hocamın yani meyve yorumu yanlış. Vücuttaki olan herhangi bir şey değil. Emrin dışına çıkılması aslında. Hayır şöyle aslında emrin dışına çıkılıyor. Zaten emir ağaçla ilgili. Şeytan yani, da emrin dışına çıkıyor. Somut bir şeyle ilgili. Bakın, burada Allah soyut bir emir vermiyor. Yani soyut bir emir, genel bir emir değil bu. Bir yere, somut bir yere teksif edilmiş bir emir. Biz onu anlayabilmek için olayın ne olduğunu, o somut yerdeki problemi çözmemiz lazım. Peki Allah Azze ve Celle Adem'e demiyor mu? Ey Adem bak, ben sana bu ağaçtan yeme dedim. Bir de bu şeytanı var ya, bu şeytanı doğrulukta onun sözlerine şey yapma, itaat etme. O senin düşmanındır, o aldatıcıdır diye uyarıda bulunmuyor mu sonra evet, olayın akabinde? Evet, evet, o sana düşmandır dolayısıyla, diyor. Dolayısıyla ne tamam, oluyor? Öncesinde, nereden geliyor düşmanlığı? Nereden geliyor? Çünkü Adem, Allah Azze ve Celle diyor ki ben yeryüzünde bir beşer yaratacağım çamurdan. Evet. Ve ona sizin secde etmenizi isteyeceğim. Ne demek değil mi? Secde? İşte hep bunları birleştirelim, anlayalım hocam. Bu secde hocam kelimesinden saygı secdesiyle Adem'in ne kadar... Bakın şöyle bir ayet okuyayım. Onun andolsun biz Adem oğullarını... Tapma ona değil, hukuki varlığı kabul edilsin. Yani, bak, yani burada saygı, bir proje var. O projenin hukuki varlığı kabul edilsin. Sen secde ettiğin zaman ben buna saygı gösteriyorum diyorsun. Evet, kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun onu. Onu bir varlık olarak kabul ediyorsun. Buna secde etmemek demek ben bu varlığı kabul tamam, etmiyorum. Yani şu oluyor. Evet. Mahkemeye çıktın. Ben bu mahkemeyi kabul etmiyorum dersen bu direkt o sistemi kabul etmiyorum tamam, manasına tamam, gelir. Tamam, hocam yani, bekleyecek misin? Tamam. Bakın tamam, bir bitir, ayet. Bitir, özür dilerim şöyle diyor. Andolsun ki biz Adem oğullarına güzel mizaç, güzel ahlaki kabiliyetler vermek suretiyle ona çok ikramda bulunduk. İkram ettik. Karada ve denizde taşıdık. Güzel rızıklarla besledik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Birçoğundan. Bakın, bakın Adem'in evrenin sizin bu işte tasarım ve kozmosun içerisinde çok önemli bir yeri var. Şeytanın itiraz ettiği kısım da zaten bu. Bu konumu onun şeyini düşürecek, aşağıya düşürecek, konumdan düşürecek ve öyle oluyor. Tamam. Ebedilik yurdunda asıl mahrumiyeti Adem ve soyu kazanırken hocam, şeytanın bak, soyu ebedilik yurdunu kaybediyor. Burada biz ve dolayısıyla hazır Allah'ın, ayetler var. O ayetlerle ilgili bir şey söylemiyor hocam. Başka ayetlerden. Yani bu camide Adem'in konumunu Müslümanlara anlattığı vaaz gibi bir şeyler anlatıyor. Burada ben istiyorum ki somut bir olay var. Ayet bize somut yani, bir olay anlatıyor. Yani özür dilerim o zaman hocam. Yani ben kalkayım Enok'un kitabındaki anunnakülerimi anlatayım burada. Hocam onu anlatma. Yani Kur'an-ı Kerim'dekini anlat. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey siz yok. Siz var, bunları şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sen şimdi bak klasik yorumda şöyle. Hocamı da katmayayım ben. Yani klasik yorumcuyu anlatayım. Şimdi ağaçtan yediler diyor. Gözlerindeki bağ açıldı. Ya vücutları açıldı. Yani abi, gördüler. Amerika'da daha önce göremiyorlar çıplak olduğunu gördüler. Ne anladık buradan? Ne olmuş öyle olduysa? İşte bir ceza almış olamaz. Ya ağaçta burada somut bir şey var. Için. Burada yanlış yorum yaparsan. Ne somut mu? Ağacı işte orada. Şecere o, ağaç değil o. O bir soy. Bu soyla yakınlaşma. Orada anlatılan şey o. Onu anlamak lazım. Ben evet, bunda ısrar peki, ediyorum. Orada, o zaman, yoksa peki, sen ağaçtan meyve yedi dersen hocam, çözemezsin o zaman şunu olayı. Söyleyeceğim. Yani çelişki olmuyor mu o zaman? Batını tavsiye. Ya bunu, batını değil hocam, zahiri. Nasıl söyleyeceğim yayında onu da bilmiyorum da. Ediyorum. Seninki batın bir, oluyor. Şimdi bir insanoğlunun bir çiftleşme durumu var. Doğru mu? Doğru. Çıplak olman gerekiyor. Bir soy doğru var mu? Burada, soy anlatılıyor. Hayır, doğru türler mu var. Oradaki çiftleşme derseniz nasıl bir çiftleşme oldu da sonrasında soyundular? Evet, güzel. Nasıl sonrasında soyundular? Tebrik ediyorum. Şimdi yani o kadar iyice çizmeye yani çalışıyorum başka ki. Bir soyunma nereden çıktı? Yani. Hayır, insanoğlunun çiftleşmesinde sonuçta çıplak olmak gerekiyor, doğru mu? Evet, giyinik nasıl olacak, bir, ne olacak? Nasıl giyinik olacak hocam? Sonrasında orada bir çiftleşme olduysa
Sonrasında nasıl soyundu bu insanlar? Soyunma diye bir şey yok hocam işte. İşte çıplak ve avret yerleri çıplak göründü. Diye klasik yorumcular hocam, öyle yapıyor. Onu birleştirmek için. Reklama çıplak diye bir şey yok. Burada anlatılmıyor çıplak. Ah şu klasikçiler. Peki. Cennet yapraklarını son yamadılar diyor. Evet.